bir sürü imkanlarla, desteklerle, yardımlarla yapmış olduğumuz fırının açılış günü. 6 Şubat depreminde bir sürü yakınlarımızı kaybettik. Babasını, annesini, yakınını, çocuğunu kaybeden bir sürü insanlarımız var. Bizim köyde de yaklaşık 23 tane canımızı kaybettik. Ben bu anlamda hem köyde kaybettiğimiz canlar için hem de tüm deprem şehitleri için herkesi bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Bu yardım 45 kişinin değil, bu yardım, yapılan yardımlar köyün ve çevre köylerdeki vatandaşlar için verildi. Ve bu fırın da köye ve çevre köylere hizmet edecektir arkadaşlar. Bunun altyapısını oluşturacağız. Bunun herkesin böyle bilmesi gerekir. Değerli dostlar, 6 Şubat depreminden sonra yardımların herkese verildiği bir dönemde sıkıntılar yaşanıyordu köyde ve çevre köylerde. Biz o dönemde yurt dışındaki arkadaşlarımızla ve bizle birlikte öyle bir yardım yapalım ki herkes eşit faydalansın, herkese yardımımız dokunsun. Bu anlamda kimsenin bir sıkıntısı olmasın diye bir fırın projesi ortaya attık. Bir fırın projesini yurt dışındaki DİDİF, Avrupa Alevi Dernekler Konfederasyonu'na sunduk. Malburg diye Almanya'da yardım kuruluşuna sunduk. Geldi, yerinde inceledi arkadaşlarımız ve projeye onay verdiler. Almanya Alevikleri Federasyonu olarak böylesi zor günlerde insanlara, canlarımıza hızır olmaya çalıştık ve burada dayanışmamızı göstermeye çalıştık. Bunu yapmamızın, başarmamızın sebebi özellikle buradaki öğrenlilerin ve çevre köylerin, Almanya'daki yaşayan öğrenciler, çevre köylüler ve diğer illerden gelen Alevilerden kaynaklı. O yüzden ben herkese huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Buradaki fırın projemiz elbette büyük bir ihtiyacı gidermesi gereken bir projedir. Ama aynı zamanda çok büyük bir önem taşıyan bir çalışmadır. Bu ne demektir? İnsanların yan yana gelip, bir araya gelip buradaki yaşayan öğrencilerin o taşın altına elini koyup bu sorunları gidermek isterken diğer taraftan kurumların, güçlü kurumların ve örgütlerin yan yana gelip bu çalışmayı burada gerçekleştirmesi anlamına gelir. Depremin olduğu ilk günden itibaren hem Türkiye hem Avrupa Alevi Hareketi birlikte deprem bölgesinin her alanında, her şehrinde, her kasabasında, her köyünde kendi imkan ve olanakları doğrultusunda katkısını sunma konusunda çok büyük bir çaba ortaya koydu. Çünkü bizde hani biliriz, sevgili dedemiz de buradadır. Biz yarın yanağından gayrı her şeyi paylaşmayı esas alan bir öğretiye sahibiz. Komşumuz zor durumdaysa, okul arkadaşımız zor durumdaysa, mahalledeki arkadaşımız, dostumuz, komşumuz zor durumdaysa bizde ne denir? Hızır olup yetişmek gerek denir. Bugün buradayız. Ören köyüne benim yanılmıyorsam iki defadır buraya geliyorum. İlk geldiğimde gerçekten tablo çok kötüydü. Yani Adıyaman'a gittik, Hatay'a gittik, Maraş'a gittik, Osmaniye'ye gittik, Gaziantep'e gittik. Birçok şehir, yani 11 ili gezdik. Gerçekten hiç tahmin edemeyeceğimiz bir tahribatla karşılaştık. Şunu biliyorduk ki dayanışma olmadığı sürece, yardımlaşma olmadığı sürece böyle bir felaketi atlatabilmek mümkün değil. Hele hele böyle bir felaketi öyle birkaç yılda atlatabilmek hiç mümkün değil. Ama burada birinci derecede bu mağduriyetin, bu insanların zor yaşam koşullarını düzeltmesi gereken kurum, devletin bizzat kendisidir. Yerel yönetimlerdir. Ayrımcılık yapmadan, eşit koşullar sağlayarak vatandaşın mağduriyetini giderme noktasında eşit davranarak çözmek zorundadır. Bu bir devlet sorunudur. Kaybeden bütün canların başsağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Gerçekten deprem değil, ihmal öldürdü. Bunun bir daha tekrarlanmaması için gerçekten gerekenlerin yapılması
Tüme göre bugün daha fazla acı yer kazanmıştır. Eğer biz acıları paylaşırsak acılar azalır.